Seni çok özledim abi. Ben de canım Ilçe. Bu Ankara seyahati fazla uzun sürdü ama. Annem bir dava için Ankara'ya gittiğini söyledi. Nasıl geçti? Çok iyi. Comment malekol? Très bien. Yarın cumartesi değil mi? Mektep yarım gün yani. İstersen gelip seni alayım. Birlikte bir şeyler yapalım. D'accord. Ben de geleyim mi seninle? Ne olacak ki? İki derse girmem o kadar. Sonra Tali ile birlikte konuşuruz. Süde kakao. Belki Leyli Meccani olabilir. Tamam o zaman. Kendin konuşsan daha iyi olur herhalde. Kahretsin ya. Çinlerin geçsin biraz. Ama neticeden haberim olsun, tamam mı Yasemin? Uzun zamandır ilk defa birine yumruk attığını görüyorum canım he. Benim. Hala çok kızgınım Teo. Peki ne zaman? Bir de anlayış bekliyor. Michelle'i ben yolcu ettim. O da tesadüfen. Kimseye görünmeden kaçıp gitmek istediği o kadar belliydi ki. Nasıl üzgündü Teo. Görmen lazımdı. Zaten bir erkek evlenmeyi düşündüğü kızdan bu kadar hızlı ayrılıp başka bir aşka koşabiliyorsa, o zaman düşünmek lazım biraz. Öyle. Görüşürüz. Ne olmuş? Yasemin'le konuştum. Evet. Bankadaki paralarına tedbir konmuş. Yapma. Ya. Yarın Yasemin Damdösyon'a gidiyor. Mektep taksitlerinde de müşkülat çekmeleri mevzu bahis. Tedbir almak istiyor haklı olarak. Eline sağlık. Afiyet olsun. Emineciğim. Seni de sıkıntılı bir hayata sürüklemek istemiyorum. Yani eğer istersen ailenin yanına dönebilirsin. Ne olur bizimle kalmaya kendini mecbur hissetme. Aşk olsun abla. Ben kaç yıldır yanınızdayım? Daha Işık yeni doğmuştu. Bunu bana nasıl söylersin? Artık benim ailem sizsiniz. Hiçbir yere gitmiyorum. Anca beraber, kanca beraber. Tamam mı abla? Sağ ol Emine'cim. Ama bana da bunu teklif etmek düşerdi. Teklif ettin ve aldın cevabını ablacığım. Artık bu mevzuyu kapatalım. Hadi ablacığım. Kahvelerimizi soğutmayalım.